Bana bir gün bir hocam demişti ki biz hepimiz kömür madeninde yaşayan kanaryalarız. Sorunlarımızın çok büyük bir kısmı aslında giderek fizyolojimize ters düşen yaşam koşullarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla yaşam koşulları bu kadar hızlı değişirken ve fizyolojimiz aslında e, on binlerce yıl önceki atalarımızla hala aynıyken ve bu ikisi birbiriyle bir türlü çalışmayı beceremezken kendimize bayağı bakım vermemiz gerekiyor. Bazen öğrencilerden duyuyorum. Bazen ben de öyle hissediyorum. Mutlu, huzurlu, sıradan bir hayat yaşamak bu kadar zor olmamalı. Ama durum ortada. Yaşam koşulları giderek değişiyor ve giderek fizyolojimize ters düşer hale geliyor ve bu konuda bir şey yapmamız gerekiyor. Eğer e, gerçekten yaşamın içinde rahat nefes alıp vermek istiyorsak, gerçekten doyumlu ilişkiler kurmak istiyorsak, doyumlu bir yaşam sürmek istiyorsak ve bu gün geçtikçe artan stres, baskı, depresyondan kendimizi uzaklaştırmak, başka yöne doğru gitmek istiyorsak kendimize bakım vermemiz gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Ve bugünlerde bu bakım çok büyük bir kısmı için insanların meditasyon, yoga ve mindfulness pratikleri. Çünkü sinir sistemini olumlu yönde etkiliyor bu pratikler. Bütün bu pratikleri yaşamımızın içine alarak aslında yaşam koşullarının yıprattığı sistemimize bir bakım veriyoruz. Ve bu bakımı vermeden açıkçası ben huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamanın mümkün olduğunu düşünmüyorum artık. Bu tabii ki herkes için başka bir pratik olabilir bu bakım. Ama benim için meditasyon, mindfulness pratikleri ve yoga.